Arkadaşlar merhaba. DNA Droponik Toprak Startup kanalından herkese selamlar. Balkona kurduğumuz NFT Pro 36 hobi setimizin ekimini 28 gün önce yapmıştık. En alt kattaki kıvırcıklarımız hasata geldi. Şu ikinci kattaki en baştaki ve en sondaki kıvırcık marulumuz en alttakilerle beraber. Arasındakiler ise yaklaşık 15 gün önce sisteme eklendi. Şu şekilde kıvırcıklarımız hasata geldi. En alt kattaki kıvırcıklarımızı hasat edeceğiz. Kuzu kulakları, ekşi kulağı dediğimiz şu şekilde sapa gitme olayı gerçekleşti. Bunları da hasat edeceğiz. Şu şekilde makas ile keserek tamamını hasat edeceğiz. Maydanozlarımız gayet güzel. Aroması güzel, lezzeti güzel. Renk tonları güzel, sağlıklılar. Şu şekilde bir adetini biz hasat etmiştik. Şuradan yeni sürgünler vermeye başlamış. Şu şekilde. Bunların tamamını hasat edeceğiz. Maydanozları, kuzu kulaklarını ve en alt kattaki kıvırcık marullarımızı hasat edeceğiz. En alt kata tekrardan fide, büyük ihtimalle kıvırcık fidesi tekrardan ekimini yapacağız. Şu şekilde değerlerimiz, EC'miz 1200, pH'miz 7.80 civarlarında. 28 günde bu şekilde bir üretim gerçekleştirmiş olduk. RDVC setimiz ise en son kavun ekecektik. Şu şekilde tohum ekimi yaptık ama kavunlarımızın hiçbiri çıkmadı. Şu sünger ve bu sünger kavun, şu büyük sünger ve bu büyük sünger ise kıvırcık tohumu vardı. Bunların birkaç tanesi çıktı. Onlar da şu şekilde bazıları sapa gitmiş gözüküyor. Eğer sapa gittiyse tekrardan tohum çimlendirmesi yapacağız. Artık buraya kavun ekmeyeceğiz. Büyük ihtimalle internet üzerinden salatalık fidesi alıp salatalık fidesi ekimi yapacağız. Çünkü kavunun da artık zamanı geçti. Bu tohumlarda büyük ihtimalle sıkıntılı olduğu için çimlenmedi. Dediğim gibi buraya salatalık ya da turşuluk salatalık fidesi alıp ekimini yapacağız. Sistemi en son suyunu doldurmuştuk. Tabii bir miktar azalmıştır. Evet. Şu şekilde suyumuz dolu. Bunun üzerine bir miktar su ilavesi yapıp tekrardan çimlendireceğiz. Ekimini yapacağız. Bu sene 4+1 olarak RDVC sistemimizi kurduk. Ama fide bulamadığımız için kendimiz çimlendirelim dedik. Kavunlarımız da maalesef çıkmadı. Dediğim gibi internet üzerinden artık fide alıp salatalık fidesi alıp ekimini gerçekleştireceğiz. Bu sistemi de aktif hale getireceğiz. NFT Pro setimizde dediğim gibi 28 günlük süreç bu şekilde. Hobi olarak gayet yeterli, gayet başarılı. Özellikle kıvırcık marullar bayağı bir sistemi doldurdu. Aynı zamanda bu şekilde maydanozlarımız da gayet güzel. Aroması güzel, lezzeti güzel, renk tonları gayet güzel. Bunların da bugün hasatını gerçekleştireceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Hoşça kalın.